Benim ama en çok dikkatimi çeken başka bir proje vardı. O da kampın hemen girişinde Kızılay'ın Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte çalışmasıyla bir çadır hastane inşa edilmiş orada. Ve Türkiye'den doktorlar dönüşümlü olarak o bölgeye gidip orada görevlerini yapıyorlar. Şimdi bizim bulunduğumuz bölge Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesiydi. Rohingya kampına gitmiştik. Orada sadece kurban bağışının yanında çok farklı şeyler de gördük. Mesela işte kamp içinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptırmış olduğu bir okul vardı. Orada öğrenciler eğitim görüyorlar. Onun hemen yanında kalıcı su kuyusu projesi yapılmıştı. Oradaki insanlar oradan içme sularını karşılayabiliyorlardı. Büyük tanklarla su içme suları muhafaza ediliyordu. Bunun yine yanında barınaklar yapılmıştı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kamp içerisinde yüzlerce barınak yapılmıştı ki bunlar barınakların iyilerindendi, öyle söyleyeyim. Çünkü orada gerçekten çok zor şartlarda, çok kötü şartlarda yaşayan insanlar var. Sadece bir muşamba ile bile duvar yapılmış barınaklar gördük biz. Ki orada Diyanet'in yaptığı barınaklar en iyi, en güzel barınaklardandı. Onun haricinde yine kamp içinde bir cami, bir mescit yapılmıştı. Bu kampın dışında da bir cami yapılmış ve orada yine eğitim vermek için farklı yerler de vardı, sınıflar da vardı. Çeşmeden akan su hastalıklı olabileceği için, bazı mikroplar içerebileceği için caminin de abdest alınan bölümünde yine bir su kuyusu vardı. Kalıcı bir su kuyusu. O şekilde abdest alma işlemiyle gerçekleşiyordu. Benim ama en çok dikkatimi çeken başka bir proje vardı. O da kampın hemen girişinde Kızılay'ın Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte çalışmasıyla bir çadır hastane inşa edilmiş orada. Ve Türkiye'den doktorlar dönüşümlü olarak o bölgeye gidip orada görevlerini yapıyorlar. Bizim gittiğimizde de yanlış hatırlamıyorsam 6 tane doktorumuz vardı orada. Hastaneyi gezdirdiler bize. İşte farklı farklı hastane bölümleri oluşturulmuş. Hatta ameliyata kadar orada bu hizmeti verebiliyorlar. Tabii ki çadırlar içinde sıcak bir ortam. Klimalarla içerisini soğutmaya çalışıyorlar. Özellikle ameliyathane bölümü steril olması gerekiyor. İşte ona dikkat etmeye çalışıyorlar. İlaçların olduğu bir depo var. Orası tamamen klimalarla soğutulmuş olması gerekiyor. Bu beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Öyle bir yerde, o kadar imkansızlıkların içinde böyle bir hastane hizmeti veriyor olmak gerçekten beni çok gururlandıran bir izlenim olmuştu açıkçası.